Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon 1'i tamamlayanlar yeni sezonda e, yeni alamet taşındaki görevlerle oyuna başlayacak. Oyunda birçok değişiklik oldu arkadaşlar. Alamet taşındaki görevler yani eskisi gibi değil. Değişti. Oyuna şu an 4. seviye geçit eklendi. Ve 7. seviye iblis Kalesi eklendi. Ya İblis Kalesi'nin şu anda ödüllerini bilmiyorum. Ama büyük ihtimal çok da fazla olmayacaktır. Çünkü 4. seviye geçtin ilk işgal ödülü 500 elmas. Verdiği ödül de 30 dakikalık 80 tane hızlandırıcı. Yani büyük ihtimal tabi 3. geçitle aynı ödülleri veriyor. Çok saçma. Sadece giriş yerleri herhalde değişik. Onu detaylı incelemedim. Şöyle alamet taşında sizle beraber arkadaşlar bakarak ilerlemek istiyorum. İlk olarak zaten 10 ittifak e, ana kalesi inşa etmeli diye bir görev var. Burada sizde farklı olabilir bu arada. E, i̇kinci olarak 80 bin iblis kesme ardından zaten direkt devayı açılıyor. Devayı açıldıktan sonra arkadaşlar 3. seviye iblis kalesinden başlatıyor. Bakın biz sunucuya ilk indiğimizde 1. seviye iblis kalesi yoktu. Şu an 2. seviye de iblis kalesi yok. Direk alamet taşında üçüncü seviyeden başlatacak. İblis kalesinden sonra e, birinci seviye dişleri kullanarak geçin otelsindeki keşfe gerek yok zaten arkadaşlar. direkt otomatik bir şekilde harita komple açık geldi bize. Dördüncü, 3 adet e, iblis kalesini yok etmeli. Yani üçüncü seviye başlatmış burada. Ardına dev açılıyor zaten. Dev açıldıktan sonra birinci seviye geçit yani yarı konaklı Hani şey Celsia'ya veya işte e, yanan toprakta yanan topraklar yoktu galiba. Sofrastia, Sofrastia da yoktu. Şöyle bakayım ya yanlış olmaz. E, şu an mesela biz hangi bölgede dar alandayız? Dar alandan şöyle unutulmuş toprağa gidemiyoruz mesela. Şu an kimse yok zaten unutulmuş topraklarda. Unutulmuş toprakların şeyi açılacak büyük ihtimal. Aynen. Yani Yan dediği o. Şöyle devam edelim alamet taşında. Nerede kaldık? Vakit geldi miydi? Hayır. Kaya yüzde yaptık. Heh, kaya yüzden sonra şey açılıyor arkadaşlar. Değer mağazası açılıyor. Değer mağazasından sonra da köyler açılıyor. Yani şu anda mesela yeni sunucuda e, ikinci sezona başladığınızda 5 tane köy sınırınız oluyor arkadaşlar. Şurada göstereyim onu da. 5 tane köy burada kahraman xp alabiliyorsunuz barış koruma hasar alabiliyorsunuz köylere verilen hasar alabiliyorsunuz iksir kapasitesi ve iksir üretim hızı alabiliyorsunuz arkadaşlar yani önceden mesela köylerde altın e, üretimi veya işte odun mana işte 0.3 menzilli saldırı gibi kp bonusu veriyordu şimdi bunu da değiştirirler arkadaşlar 5 tane bonus veriyor hangisi denk gelirse tabi bu köylerin seviyesine ve verdiği bonuslara göre değişiyor. Şöyle devam edelim. Köyler dedik. Ondan sonra geçit açılıyor. Birinci seviye geçti. Ondan sonra 10K değer kasman lazım. Bu zaten çocuk oyuncağı. Bir sonraki görev kuş. Kuştan sonra direkt dördüncü iblisi açıyor. Dördüncü iblisten sonra Habis. Habis'ten sonra artı 5 daha köy ekleniyor. Yani 15 oluyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi hani 65K şeyimiz var ya bizim. Ee, i̇ksir üretim. 4 tane. Diyelim ki politikayı fullledik. 4 saatte işte 65K iksir üretebileceğiz. Örnek veriyorum. Bunun kapasitesi artıyor arkadaşlar. İşte 2K var diyelim. 67K oluyor. 10 tane yaptığında Kapasiteniz otomatikman olacak. 75k mesela. Bir sonraki görev yeni şapak. 6 tane zebel. ini ele geçirilmeli. Sonrasında ittifak göç sıralaması. Ve ittifak göç sıralamaları açılıyor. Şanlı isimler. Güç sıralamasında en iyi 20. sırada yer almalı. Ee, ondan sonra. 5. seviye iblis kalesi açılıyor. Kahraman yükseltme 12 saat sonra. Ve. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar yeni güncellemede artık kahramanları 50 seviyeye kadar maxlayabiliyoruz. Ondan sonra alanda PVP savaşında yani alanda savaşarak bunları 60 seviyeye kadar çıkarabiliyoruz. Yani 50 seviyeden sonra iblislerden veya şeylerden kahramanlar e, kahramanlar nereden çıktı? İblis kalesinden artık EXP kullanamayacağız kahramanlara. Sadece alan savaşlarında EXP kasabileceğiz. Bilginiz olsun. Sonra burada da artı 5 daha köy eklemişler. Yani 20 köy oldu şu anda. Güzel. İkinci seviye açılması gerekiyor. Arzu sandığı. Bir sonraki görev kılıçtan sabaka. Sabana pardon. <laughs> 25k değer kazanmalısın. Sonra dehşet canavarı 2 adet dehşet ini ele geçirilmeli Bir de arkadaşlar yeni sunucu yani yeni ee, hep ben sunucu diyorum ya. Ne alakaysa. Yeni sezonda yani ikinci sezonda Zebellerin miktarlarını azaltmışlar arkadaşlar. Ortalığı biraz daha kızıştırmak için büyük ihtimal. Yani yeni sunucularda böyle olacak mı hiçbir bilgim yok. Ama böyle olursa ortalık çok karışır. Çünkü gerçekten bölgeler çok küçük. Gerçekten çok küçük. Ee, bir sonraki görev. Şafağan siperleri süre bitene kadar şehri 25 seviyeye ulaşmalı. Emsalsiz cesaret. 25 adet 6. seviyeye. Üstü İblis Kalesini yok etmeli. Ondan sonra Habistev açılıyor. Habistev sonra 3. seviye cecitler açılıyor ve Kahramanca Mücadele. Yani Kahramanların PvP savaşlarında kazandığı DP miktarını büyük ölçüde arttırır. Bir sonraki bu bir üst modeli. Yani daha çok XP verecek savaşlarda. Artı 5 daha köy eklenmiş burada. Bu da güzel. Ee, bir adet Üçüncü seviye geçti ele geçirilmeli. Savaşın sanatı 35k değer kazanmalısın. Alev ejderi arkadaşlar normalde biliyorsunuz ilk alamet taşlarında en sondaydı bu alev ejderi. Şimdi alev ejderini öne çekmişler. Alev ejderini kestikten sonra dördüncü seviye geçit açılıyor. Ne alaka anlamadım. İttifak süresi bitmeden 20 adet 7. seviye üstü iblis kalesini yok etmeli. Yani 7. seviye iblis kalesi geldi demiştim ya arkadaşlar. Ödüllerini bilmiyorum. Ya ödülleri de çok fazla olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Yani zaten mesela tek başınıza 6. seviye kestiğinde 10 tane e, anlaşma kitabı alıyordunuz. Şimdi bunu da tek başına kesmemiz biraz zor olacak. Kesemeyiz yani. O iş yaş biraz. Ondan sonra dördüncü bir adet dördüncü seviyeye geçti ele geçirilmeli. Bunu zaten alıyorsunuz. En sona da arkadaşlar süre bitmedi, bitene kadar ittifakın 3 magma şeytanı yine ele geçirilmeli. Normalde bu 2 Bunu 3'e çıkarmışlar. Mesela ilk baştaki görevlerden de ayı da yanlış hatırlamıyorsam sezon başında 2 Bunu teke düşürmüşler. Bir adet süre bitene kadar bir adet devayı yine ele geçirilmeli. Bu 2 galiba tam yanlış hatırlamıyorsam. Bu da ikiydi. Bütün zeberler iki miydi ya? Tam hatırlamıyorum. Belki bir de olabilir ya. Yanlış bilgilendirme vermeyeyim. Alamet taşında olaylar bu şekilde arkadaşlar. Gelelim mesela köy muhabbetine. Köy muhabbetini zaten diğer önceki videoda söylemiştim. Bu videoda da eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane bonus var. Bir kahraman DPS'i yani kahraman şeyden iblis keserken İblislerden gelen DP puanını arttırıyor. Barışı koruma hasarı arkadaşlar bu da normal iblislere veya iblis kalesine hasarınızı arttırıyor. Üçüncüsü köylere verilen hasar. Şimdi burada bu bonusları almak için arkadaşlar köyü işgal etmemiz gerekiyor. Onu da göstereceğim bunları okuduktan sonra. Bir sonraki iksir kapasitesi. Bu da şu an mesela herkesin arkadaşlar bir level olsa bile veya işte 25 level olsa bile bütün herkesin iksir kapasitesi arkadaşlar 65K. Bakın. Bütün herkesin iksir kapasitesi 65K. 65K'ya ulaştıktan sonra iksir kapasitesi üretemiyorsunuz. Sadece o iksirleri kullandıktan sonra yani o 65K'nın altına düştükten sonra iksir üretmeye devam ediyor. Sonraki iksir üretim hızı. Bakın buradan mesela göstereyim arkadaşlar. Ben şu an buradan iksir kapasitesi alıyorum. Artı 2K. Bunu buradan işgal etmeniz gerekiyor. Bakın şu anda işgalciler 52 kişi. Şuradan göstereyim. Buraya arkadaşlar bildiğiniz bir iblis yani iblisler çıkıyor tamam mı? Bunu keserek buradaki bonusları alabiliyorsunuz. Bunun da mesela sınırı var. 70 kişilik bir sınırı var burada 71. kişi olmuyor. Tabii bunun 9. E, yanlış görmezsem 9. seviyeye kadar köy var. Bunun seviyeleri arttıkça tabii ki de bonusları da artıyor. Verilen bonuslar da artıyor. Mesela ne dedik? EXP dedik. EXP şeyini de açalım. Kahraman DP'si. Bakın burada da mesela 78 kişi gelmiş. Şu an mesela e, bizim sonucu da yeni sezon başladığı için herkes kahraman DP bonusu gerekiyor. Herkesi yani hızlı bir şekilde komutanlarını kesmesi gerekiyor. Burada da arkadaşlar mesela herkes gelmiş. 2 kişi kalmış. Yani burada yapmanız gereken arkadaşlar savaş başlayana kadar Pardon e, Köylerde XDP'si veren köylere gitmeniz gerekiyor yani hızlı bir şekilde komutanları geliştirmek için Savaş başladığında kesinlikle direkt iksir kapasitesine dönmeniz lazım Köylerde İksir kapasitesi veya iksir üretimi o sizin tercihiniz ben kapasiteyi öneriyorum Zaten politikalarda iksir üretiminden gideceğiniz için Hızlı bir şekilde ikisini üretebileceksiniz. O yüzden ne kadar çok kapasite o kadar çok iyi bizim için. Ee, bu dediğim gibi siz birinci sezonu bitirdikten sonra gelecek size büyük ihtimal arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim sunucumuz eski sunucu olduğu için ikinci sunucu da olduğu için bazı güncellemeleri biz direkt deneme tahtası olarak kullanıyoruz. Yani bizi bildiğiniz deneme tahtası olarak kullanıyorlar. Yani birçok kavraman bize daha daha çabuk geliyor. Mesela ee, yeni komutanlar geldi. Sindrion. Öteksi de şey arkadaşlar. Frager. Bunların zaten çok iyi komutan bu arada. Bu Frager çok iyi komutan. Baya baya iyi komutan. Sezon 2'nin gerçekten şu an en iyi okçu komutanı diyebilirim. Sezon 2'nin değil sezon 1'in bile şu an en iyi komutanı. Bunun detaylı zaten videoda videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Yetenek ağacını da çekeceğiz. Bunu ayarlayacağız. Hafta sonu büyük ihtimal bunu yapacağız. Yeni mesela Mage kompları var. Piyade kompları var. Bunların da üstünde duracağız arkadaşlar. Şu an mesela Meta'ya girecek olan komutan arkadaşlar Teya. Şu an sezon 1'de çok görmezsiniz alanda. Sadece uçan birliklerde görürsünüz. Ama ikinci sezonunda arkadaşlar kesinlikle vazgeçilmez bir komutan Teya. Bilginiz olsun. Her şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani piyade de, uçan birlikte, okçu da. Çok güzel komplara bunu uydurabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirsiniz mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz.